Evet, merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın Didim AKBÜKTE'yiz. Bir dönüm 250 metrekare arsa içinde tek başına bir evdir bu ev. Evin arsası büyük, denize de yakın. Buralarda deniz manzarası yok. Tabi bunun arka tarafından, evet, güney tarafında biraz deniz görüyor. Demem şu ki bu arsa maliyetini esas alırsak, paranız varsa kendinize bu evi alırsınız. Bir dönüm 275 metrekare arsa içinde fiyatı 310 bin sterlin. Evin önünde de 75 metrekare havuz var. 75 metrekare havuz. Bahçeleri büyük, zeytinlik alanları var. Hani böyle büyük evlere zenginler böyle malikane falan mı diyorlar işte. O bazı şeyler var ya, çok parası olan insanlar. İşte bunlar malikane falan diyorlar. Furkan, şimdi çık yukarıya, oradan dilersen babacığım, kurban olayım. Hadi 310 bin sterlin de tarayıcınızdan yazarsınız. Şu anda 11 bin TL falan oldu. Arkadaşlar yani 3-4 milyonluk ev alan adam 310 binlik sterlini hesaplayabilir. Bana işte kaç para falan demenize gerek yok. Orada kendinizi hesaplayın. Yani 310 bin sterlindir bu evin fiyatı. İşte bazen ben görüyorum, sen buraları tut, İşte kaç para yapıyor. Zaten sen Avrupa'da değil misin abi? Hesabı da biliyorsun. Bana niye soruyorsun? 310 bin sterlin. Bu memleket Türk memleketidir ama adam kendi parasıyla İngiliz parası vermiş. O paraya satıyor. Kendi para cinsine saygı duyarız. İyi ki onlar da getirmiş. Bu ülkeyi sevmişler. Yatırım yapmışlar. Evet, havuzumuzu bir göster babam. Havuzu bir göster. Havuzu bir göster. Havuzumuz bu. Çömel bakayım biraz. Çömelince daha mı iyi oluyor? Evet. Böyle gezdir. Sağ tarafı da gezdir böyle. Heh. Evet arkadaşlar, buralarda da tam havuzu gösterdin. Buralarda böyle ufak böyle değişik midilli atları gibi ufak oluyor ya, bunlar da işte palmiye ağaçları, yanında şezlonglar yapmışlar. Bura gerçekten sanki bir butik otel olacak. Yani bir ev daha yapılabilir. Bir ev daha yapılmaya müsaittir. Sevgili arkadaşlar, bir tane ev vardı 2 milyon 600, sonra 2.850 oldu. Onu da verdik bir abimize, hayırlı olsun. Arkadaşlar, havuz başında böyle yerler var. Bu şezlonglar var. Gösterdin mi sen buraları? Evet, şimdi arka tarafa da gideceğiz. Garajı var. Denize 300 metre yakınlıkta. Sevgili arkadaşlar, ayağımı biraz incitmişim ama bugün iyi. Geçmiş olsun dileklerinize teşekkür ederim. Burada da bir zeytinlik alan var. Bir tarlası var evin. Ha, bu evin tarlasını da gösterelim. Furkan, eve gideceğiz. Babacığım, evin etrafını size arz etmek istiyoruz arkadaşlar. Bu da evin tarlası olsun. Değil mi? Evin tarlasını gösterdin mi? Evin tarlası anlaşılır şekilde gösterdin mi? Oradayken de gösterdin. Oradayken de gösterdin. Ve arkadaşlar, 310 bin sterlin, denize 300 metre. Ev güzeldir. Paranız varsa alın, yoksa kredi diye bulaşmayın. Evet. Yoksa kredi diye bulaşmayın. Bu tarafta yine böyle evin ormanlık alanları yapmışlar. Burada da üstüne uzan, tık yap. Zenginler böyle dergiler, mergiler var ya, böyle Instagram'da boş insanlar böyle takipçileri oluşturmak için böyle şeyler yaparlar. İşte orada da yapıyorlar. Evet, gel babacığım, gel. Burayı da bir adamın oturduğu yeri de bir göster. Hello. Hello. Evet arkadaşlar, burası da bizim arkadaşlar, burada oturuyorlar. Onlar da artık Türkleşmişler. O insanlar da bizim ülkemize aktivite alanı yapmışlar. Aktivite alanı. Burayı bir gel, buradan da bir göster. Böyle uzaktan köpekleri de oynuyor. Ne rahat insanlar. Biz bazı sitelere gidiyoruz, bir ev çekeceğiz ya. Bizim Türkler hemen diyor, ne geldin, kimden izin aldın, yasak. Abi buralara gidiyoruz, bize karışmıyor. Kovacaklar, hayatında bir ev almış bizimkiler. Bir de bu adam kafasını karacak. Bak bunlara bak. Yok özel oldu. Yok ne bakıyorsun. Ya biz de insanız. Evet arkadaşlar, burası. Babam buradan ne güzel gösteriyor buradan. Buradan buralar iyi gösteriyor. Burada aktivite alanı. Furkan, ben sana dedim, sen bana bıraktın. Bak aktivite falan, ne güzel şeyler biliyorsun. Ben o kadar şey bilmiyorum da. Onun için sevgili arkadaşlar, 310 bin sterlindir bu ev. Piyanosu var içeride. Antika bir piyano, fiyatı 300 bin TL'ymiş. O piyanoyu da verecekler ama evin eşyalı verecekler, vermeyecek. Kararsız, bir kısmını alacaklar muhtemelen, bir kısmını bırakacaklar. Evet, biz hala bu malikane diyorlar. Malikane. Evet. Bu İstanbul Boğazı'nda, Bodrum'da bazı yerlerde büyük evler var ya. Böyle amcalar falan malikane falan dedikleri tarzda bir evdir burası. Evet. Arkadaşlar, aktivite alanları var arkadaşlar. Böyle Furkan diyor, İtalyan mimarisini biraz andırıyor. Güzel bir ev. Cidden güzel. Eğer paranız varsa kendinize alın, yoksa almayın kardeşim. Niye alıyorsunuz? Borçlanmaya gerek yok. Bunu doğru söylüyorum. Eviniz olsa da olmasa da bir gün dünya, iyi günler deyip gideceksiniz. O yüzden sıkıştırma, huzur kaçırmaya, kavga etmeye gerek yok. Bir malikanem var diye millete hava atacaksa bazı tipler, o zaman alsınlar. Gerek yok. O yüzden benim için, yani sizin için de öyledir. Yüreği güzel olsun insanın. Gerisi hepsi boş gelir gider. Bu da, bu taraf doğu cephedir. Ev batı cep, güney batı. Dört tarafı açık ama evin havuz tarafı batıdır. Az önce gösterdiğimiz güneydir. Şu anki otopark tarafı da efendime söyleyeyim. Nedir burası? Burası da doğudur. Bu tarafta kuzeydir. Evet. Bayrağımızı da göster. Dalgalan ey şanlı hilal. La bu bayrağı nereden göster? Bayrak ne güzel çıkıyor Furkan. Dalgalan ey şanlı hilal. Buradan da bu cepheyi de göstermemiz lazım Furkan. Bir bayrak şiiri. Nereden? Gel yolun tarafında arka cepheyi de göster. Havuz tarafını gösterdik. Arka cepheyi de göster. İnsanların soru soracak şey kalmaz. Fahrettin Yürür. Sana da selamlar abi. Dün bir ev tanıttım. 2.500.000 TL. Celal abinin evi Dersimli. Ev satıldı. Yani 2.500.000'lük adam Türkiye'de çoktur. Nasıl olur falan demeye gerek yok. Var demek, adam aldı. Hayırlı olsun. Biz de sabah aradılar. Lütfen biz sattık, ilanınızdan kaldırın dediler. Evet arkadaşlar. Furkan böyle vur. Arkadaşlar işte evimiz bu. Bu da arka cephesi. Bayrağı da göster. Bayrak bazen çok güzel gösterir videolarda. Ah keşkem. Furkan araba sesi geliyor. Bize yolda araba çarpmasın mı? Hadi Furki. Furkan bağlayayım gel. Evet arkadaşlar, komple taş duvarı var. Dikkat köpek var. Posta kutusu var. Doğal taşlar var. Cadiye 0. Burada ileride cemevi var. Ondan sonra huzur evi var. Bir sürü yer var. Huzur evi. Didim'in girişinde yeni yapılan, evet, dış klinikleri falan, sağlık kurum ve kuruluşları hepsi burada ve biz havuza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Size birazdan piyano filimiz de var. Fil uğur getiriyormuş. Furkan gel babacığım. Ben bu kuşu takıladım ya buraya. Şarjım iyi mi? Benim her şeyim çalışıyor mu? Her şey gidiyor. Acaba bak Furkan, eğer bir şey çalışmazsa, sonunda video bile uzarsa seni vallahi havuza atarım. Furkan ayağım bugün iyi değil mi? Ben çok, çünkü dua ettiler bana, ben takipçilerim. Olanın yüzünde. Fahrettin Yürür. Ondan sonra Fahrettin abi vallahi pahalı değil. Sen hep diyorsun pahalı. Pahalı değil abi. Paranı topla gel. Yoksa sen canın sağ olsun. Evet arkadaşlar. Şaka maka değil. 2.850'lik ev de satıldı. Onu da ben sattım. Diğerini ben satmadım. 2.850'lik ev. Adam biri 10 gün önce 2.500 verdi. Almadı. Sonra alayım dedi. Bu sefer İngiliz dedi ki ben vermiyorum. 2.650 aldı. O da bilginiz olsun. Değerli bir abimiz aldı. Onu da söyleyeyim. Sevgili Furkan biraz ileri git, bu merdiveni göster. Bir daha göster. Evin zenginlik halini görsünler. Sevgili arkadaşlar, konuşa. Furkan dikkat et, arkanda su var. Bu da evin böyle Mezopotamya'da böyle evler var. Evet arkadaşlar. Böyle evler var. Evet gel şimdi Furkan. Gel. Şimdi evimizin kapısı burası. Kapı 3 kanatlı bir kapıdır. Evin tam buradan bir de şeyi göster, havuzu göster. Çelik kapıdan evin havuzu nasıl gözüküyor? Burası koridor babam. Buraya gel, buradan biraz daha göster. Geri. Bu da evin önü. Çok burayı biraz dikkatli göster. Evin önü. Göster. Evet, burayı gösterdik. Girer girmez arkadaşlar değişik bir mimari tasarım yapılmış. Şimdi bir dakika, yandım aman topal. Sevgili arkadaşlar, burada bir banyo var. Banyonun bir kapısı burada, diğer kapı da orada. Yani banyo buradan da girersiniz, oradan da girersiniz. Eğer tek başınıza banyodaysanız kapıyı kilitlersiniz veya kilitlemezsiniz. Kültür ayrı. Şimdi burada bir mutfak var, yukarıda da bir mutfak var. Geldik eşya öteberi. Evet. Burada da bir mutfak var. Yukarıda da bir mutfak var. Biz bu mutfağı gösterdik. Bu tarafta kanat var. O tarafta var. Büyük malikaneler, büyük partiler, kongreler, işte otel motel olur. Ne bileyim yani güzel bir ev. Hani ben parası olan böyle eski bürokratlar falan ihale çok para kazananların genelde böyle evleri olur. Evet, bizim Anadolu insanda olmaz ama bu da parası değerlidir. Evet. Ya yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. İnşallah bizimkiler çok parası olur. Onlar da alırlar. Girişte gel bu banyoya gel. Heh. Banyo tamam. Buradan bir kapı, diğer kapıya geç babam. Heh. Evet arkadaşlar. Bu kapıyı gördünüz. Bakın bu kapıyı gördünüz. Bu kapı böyle. Ve burası da banyomuz. Evet, burası da banyomuz. Burada banyo. Bura bir banyo, bir mutfak gösterdik. Şimdi Furkan aynı pozisyona geç. Burayı bir göster, bu şelale ortamını. Arkadaşlar böyle o sanatçılar var ya, dizimizi, bizde de filmler falan yapmayı beceremiyorlar. Amerikalılar zaten dünyayı sömürüyor, yetmiyormuş. Filmlerde de para kazanıyor. Bizimkiler de Mardin'e gidip orada film çeviriyorlar. İşte Mardin evlerini de andırıyor. İtalyan mimarisi de demek böyleymiş. Benim İtalyan mimarisiyle ilgili bir bilgim yok. Ama üstü açık, yukarıda camlar var. Böyle orada da böyle amfiler, manfiler var. Ev böyle sevgili arkadaşlar. Burada da işte böyle sallama, mallama. Burada da Köfteci Ramiz gibi yapmışlar. Köfteci Ramiz. Evet, onun reklamını yapalım. O diğeri çok zengin oldu. İsmini söylemek istemiyorum. Evet arkadaşlar, burası da işte evin holu molu. Şimdi gel babacığım. Burası da sevgili arkadaşlar oda 1. Burası oda 1. Aziz arkadaşlar, mühterem arkadaşlar. Evet, inşallah bu evin daha güzeli bizim insanımızın, Anadolu insanlığı olur. İnşallah çalan çırpan bir adamın olmaz. Evet, inşallah hak eden emeğini vermiş bir adamın olur. İnşallah ihale bir şeyler karıştırıp politik fikirlerini bilmem uyanıklık yapıp öyle yapan bir adama gitmez işte, bilmiyorum, öyle demek istiyorum işte. Bir şeyler anlatmaya çalıştım. Küçük çocuğun dilinde çok şey var ama anlatamıyor. Bu da sevgili arkadaşlar, bu da evin ikinci odası ama fitness salonu yapmışlar. Hello. Oh be. Çalış, kaç gündür ayağı incittik ya. Spor da yapamıyoruz. Gym. Hop. Furkan bu hafif lan. Evet arkadaşlar, bu da evin üçüncü odası. Yo, bu ikinci oda, özür dilerim ya. Bizde valla millet bize kısa haklıdır ya. O kadar çok oda var ki biz 2 oda gösterdik. Burada barımız. Hello, would you like drink? Hello, would you like drink? Bu da barımız amca. Bu da barımız. Heh, tamam. Tamam, ne içersin Furkan? Dur lan, nerede? Ulan barcılık ne kadar zor bir şeymiş lan. Bar. Evet. Tam Hasan yeri. Genelde Miami'de var amca böyle evler. Yo bu valla bilmiyorum. Evlerin içinde Miami'de yapıyorlar. Evlerin içinde. Evet arkadaşlar, burası da barımız. Geç barın içinde, bu tarafı da göster. Hello. Bu yani bu ev ne olmuş yani, bura odaymış, bar yapmışlar değil mi? Bu bar. Ben bilmiyorum, dur daha anlatacağız. Yok bu bardır. Yok diğer oda da orada. Arkadaşlar bu barımız. 2 oda 1 bar gösterdik size. Malikanemizin barı. Gel baba, barımızı gösterdik. Heh. Furkan. La Furkan, bu nasıl bir evmiş ya? Ya kaybolduk biz. Kaybolduk. Ulan bu da İzmir'e Kubilay mı ilk Yunan'a mermi sıkan adama benziyor. Bu İngilizlerin de Kubilay var. İngiliz amca var herhalde. Tamam. Hangi milletten olursa olsun memleketi için çalışan adamın şeyi olur. Bizde de Kubilay var ya. İzmir'e ilk mermi sıkan o mu? Yok. İzmir'de şehit olan ilk asker. Atatürk sonra diyor ya, Menemen'i yakın. İşte o olay. Tam karıştırmayalım, benim aklıma gelmiyor. Ümit yeğenim cevap sarıma. Mesut abi cevap sarıma. Arkadaşlar burası 3. oda. Ve bu amfiyi bir daha göster arkadaşlar. Mardin köy evi. 310.000 sterlin. Bana sormanıza gerek yok. Bar var, 3 oda var, 1 banyo, 1 mutfak var. Alt katta 3 oda, 1 banyo, 1 mutfak, 1 bar, bir de müzik hobi alanı var. Hobi. Tamam. Şimdi ben de... Evin asıl giriş kapısı da bu. Ya boş ver, Mozart. Mozart'tan çalalım. Mal cinar halime le 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 dem kurbani. Ne güzel kültürümüz var lan. Ne yaptılar? Anamızı ağlattılar. Vere lo lo. Çok özel bir piyano, antika. Tamam. Benim sesim gelmiyor yani. Sen söylesen antika olduğunu. Bu antik arkadaşlar. Bu evi alan bunu da içinde alıyor. Bu adam diyor ki ben bunu hediye, Türkiye'de ilkmiş. 300.000 TL değerindeymiş. Ben de bilmiyorum Mozart'tan çalmayı. Mozart'tan bir şey çalmayı bilmiyorum. El yapımı olduğunu anlayabilirsiniz. Vela temen, vela temen, vela temen dilim. Ancak öyle şeyler bilirim. Ben yeni nesil, Furkan'ın yabancı slow müzikler biliyor. Ama ben vela temen bilirim. Sevgili arkadaşlar, işte bu da içinde ve bu da evin ana girişi. Burada da varmış. Bunlar evin ana girişi. Biz burayı zaten göstermiştik. Burada doğudur, diğer taraf batıydı, havuz tarafı. Evet. Furkan, keşke sen sunsaydın burayı. Heh. Furkan, şimdi yukarı çıkalım. Mal cinar le 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 halim cani. Ha, ben seni arayacağım birazdan, oldu mu? Bir çekimdeyiz Furkan'la. Saygılarımla hürmetler diliyorum efendim. Kim aradı? Kim? Tamam, ben ararım seni. Hadi saygılar, hürmetler, iyi günler. Evet arkadaşlar, zemin üstü zaten 2 katlıdır. 1. kata çıktık. Buraya da bir böyle bir masa koymuşlar. Yani bazen insan işte altta hep yemek yemek istemez. Bazen değişik, bazen işte buraya da bir şey koymuşlar. Nedir bilmiyorum. Ondan sonra Furkan, buradan bir daha çıktığın yeri de göster. Sonra bu mutfağı gösterelim. Oho. Evet arkadaşlar, ana mutfağımız bu. Aşağıdaki mutfak da çok güzel. Bura mutfakla salon bir arada. Çok iyi gösteriyor musun babam? Evet, bu kapıdan da geliyoruz. Bu kapıdan bir de buradan da amfi üzerine çıkıyoruz. Tamam. Mutfağı, salonu bir gösterelim. Böyle mal cinar. Buradan da bir daha oraya çıkılıyor. Buradan bir daha çıkılıyor. Furkan, burayı iyice göstermemiz lazım. Zaman geçsin. Buradan bir şey de göster. Havuz başını bana uyma. Sen içine sinecek şekilde. Kamerayı sen görüyorsun. Millete öyle bir gösterelim ki. Havuzu gösterdin mi? Böyle biraz anlaşılır olsun. Video uzun sürsün. Dur orada yavaşça. Arkadaşlar, şimdi orada dur babam. Şimdi biz merdivenle çıktık, buradan geldik. Bu taraf böyle yuvarlak. Babam bana tut, ben bir şey anlatıyorum. Kurban oldum, sonra oraya gideriz. Şimdi biz bu kapıdan geldik. Bu kapıdan böyle içeri girdik ya buraya. Buradan da bu tarafta amfi falan var. Adliye sarayı gibi oralara yapmışlar. Altta da işte gördünüz. Şimdi bir daha göstereceğim. Ve sağlı solu mutfağımız var, tezgahımız var. Böyle geliyoruz. Önde balkon var, havuza bakıyor. Deniz manzarası o tarafta yok. Buradan çok az böyle bir şey görüyorum. Ve burada oturma grubu, burada da yine oturma grubu, işte bir şeyler var. Bu şömine çift taraflı. Şömine hem bu tarafa bir yüzü var, bir tarafta diğer yüzü. Gerçek şöminedir sevgili arkadaşlar. Gerçek şöminedir. Burada biraz zamanımız geçsin. Anlaşılır gibi yapalım. Şömine bir burada var, bir de diğer tarafta var. Kaç dakikadır çekiyoruz? 20. Tam çek. 10 saat çekerim. Evet. Ve buradan da buraya bir odaya gidiliyor. Şimdi burada kalorifer de kurmuş ama elektriktir. Kalorifer sistemi yok burada. Denize 300 metre yakındır. 1275 metre arsası var. 310.000 sterlindir. AKBÜK mahallesindedir. AKBÜK Didim'e 20 kilometre yakındır. Didim merkezine. Burada girilebilir, denize 300 metre yakındır. 2 katlı bir evdir. Muhtemelen 10 yaşındadır. Ve bu odayı da gösterelim. 10 ya da biz bir de KDV koyalım, 11 olsun. Evet arkadaşlar, 10-11 yaşında bir ev. Ve geldik, bu da 4. oda. Oda 4. Ebeveyn banyo ve giyinme odalı. Yavaş babam. babam biraz yavaş gel. Kurban olayım, anlaşılmıyor. İnsanlar çekemeyiz, sitem etmesinler bize. Ya biz reklamcı değiliz. Biz insanlara zorla bir şey satmıyoruz. Koyalım ki ekmeğimiz için. Biz yani YouTuber olmayız, anladın mı? Biz öyle sallanan, kültürümüzü unutan, çık çık yapan insanlar değiliz. Arkadaşlar burası da oda. Ondan sonra denizde 300 metre yakın. Önünde de balkon var, havuza bakıyor. Anlaşılır gibi yap. Bizim vicdanımız rahat etsin. Yani yapmacık olmasın. Hadi bir şey bırak. Havuzu da göster. Tekrar bu her odanın balkonu var arkadaşlar. Her odanın balkonu var. Evet. Tamam. Tekrar burayı gösterdik. Büyük alanı var. O havuzun sonrasına bir ev daha yapılır ve gel babacığım. Bu evin bir giyinme kabini var. Giyinme kabini. Bir de banyosu içinde. Elbiseler de hep Calvin, ondan sonra Calvin Klein, Versace bilmem ne. Tamam, özellerine çok girmeyelim değerli insanlar. Bunları da Türkleştirdik. Sevgili arkadaşlarımız, akrabalarımız. Bu da ebeveyn. Ya biz niye ayakkabıyla girdik? Gerçi bu İngilizler ne kadar iyi insan ya. Vallahi bizim gibi değiller. Şimdi bizimkiler olsa ya oğlum çık sen ne yapıyorsun derlerdir. Burası da ebeveyn odanın banyosu ve sevgili Furkan burada da cam yapmış diğer tarafa. Buraya çalışan mimar, yani bizim mimarlar ancak Furkan gibi bir mimar. Bu tekrar bütün odalar, bütün salonlar böyle koridora çıkıyor. Bakın. Heh, Furkan ben bazen böyle imlalı konuşunca beni göster. Bak arkadaşlar. Bütün bak, özür dilerim. Koş. Bak bu salon mutfak kapısı barmarlar vardı ya buradan. Oradan kapı geliyor, bir de buradan geliyor. Bakın oradan da çıkıyorsun. Onun oradan çıkıyorsun. Bütün kapılar, bir de pencereli buraya. Aşağıyı da göster babam. Evet arkadaşlar aşağıyı da gösterdik. O dördüncü odaydı. Ulan burada ne var la? Vay be. Furkan. Furkan burada bir oda daha var. Beşinci oda. Oda 5. Oda 5. Arkadaşlar bu da bir şeymiş yani. Vay lo. Bu da arkadaşlar 5. odamız. 5. oda. 5. oda ebeveyn banyoludur. Şimdi 2 oda ebeveyn banyolu. Bir tane normal banyo var. 3 banyo var. Evet. Aa, burada da bir amfi var. Böyle batar tavan var. Galeri boşluğu. Bir sürü galeri boşluğu var. Şimdi buradan geç babam. Buradan geç. Bu odayı bir de böyle göster. Şu oradan bir odayı gösterir misin babam? Anlaşılır gibi olsun. Sevgili arkadaşlar bu oda bakın bir kapı böyle galeriye çıkıyor. Bir kapı buradan, bu da banyoya giriyor. Burası ebeveyn banyolu. Odamız burada. Evet. Bu da böyle çalışmada 5. oda. 5. oda. Evet. Galeri gösteriyor musun bir daha? Bakın arkadaşlar bu galeri burada. Buradan bütün odalara böyle giriliyor bir yerlere. Ondan sonra burada da bir ikinci yatak odası. Burada da banyosu var. Burası da banyosu. Sevgili arkadaşlar banyosu da burada. 310.000 sterlin. 11 yaşında 1275 metrekaresi var. Ev 400 metrekare. Ev 400 metrekare. Ve Furkan balkona çık, topuğun kapı eşiğine deyip düşüp emeğimizi boşa götürme. Evet sevgili arkadaşlar. Evet denizimiz de orada. Deniz gözüküyor burada. Bu deniz manzarası kapanmaz. Neden? Çünkü bu yoldur. Ama bu deniz manzarası da öyle çarşaf gibi değil. Denizin nerede olduğunu. Güzel manzarası var amca. Manzara var ama şimdi deniz manzarası diyoruz. Adam diyor ki ne manzara yok sen var diyorsun. Öyle bazen. Efendim? Yahu çatı mattı biz doğru söyleyelim de insanlara malzeme verme. Anladın mı? Yani veriyoruz. Adam diyor deniz manzarası az sen çarşaf dedin. Furkan hadi gel Seyir Tepesi'ne çıkalım. Arkadaşlar burada Seyir Tepe. Düşmüyorsun değil mi? Sevgili arkadaşlar bir de dedik sizin için evin terasına çıkalım. Sevgili arkadaşlar burası da 2 kat altımızda, biz 2 katın üstüne çıktık. Bu galeri boşluğun üstünü camla kapatmışlar. Hem kışın çok sıcak tutar hem de güzel. Terasımız da burada. Denizde işte oralarda güneş enerjisi, işte şömine bacası, uydular, evin bir şeyleri de burada var. Heh, gel bu Wi-Fi'yi göster, gel. Gel, ben şimdi boş konuşmuyorum. Bu, bakın, bu Türk Telekom'a para mara vermeyin. Bu uydudan alıyor ya, çanak veriyorlar. 700-800 lira para veriyorsunuz. Paranız olursa taahhüt yok, bir şey yok. Yoksa da kontorludur, kontorlu, kredili. Türk Telekom'a aman Wi-Fi, Wi-Fi yapmayın. Memleketi mahvettiler. Hizmet yok, bir şey yok. Bir de taahhüt var diye para da alamıyorsun. Şimdi avukata verse onlar da biliyor diyor, bunlar uğraşmıyor. Memlekette öyle kimse sahip çıkmıyor. Kendinize uyduda. Burada, burayı da bir daha göster babacığım. Biz terastan havuzumuzu, etrafını bir daha size gösterelim. Burayı biraz detaya kaç, detaya. Heh. Babam, bura, bu ne eğlence? Bu aktivite alanı. Aktivite alanı. Orası ne alanı? Çadır alanı. Orası güneşleniyoruz. Bir de ne alanı dedin? Aktivite alanı. Aktivite alanı. Nasıl, ben niye aktivite alanı demiyorum? Tamam. Furkan amcan sana kurban olsun. Furkan. Evet arkadaşlar, aktivite alanlarını, evimizi hepsini size gösterdik. Ondan sonra büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Paranız varsa alın. Yoksa kredi diye borçlanmayın, almayın. Ama paranız varsa alın. Ölümlü dünya, yarın öbür gün hepimiz ölüp gideceğiz. Çürüyeceğiz. Toprak üstünde bombalar yağacak. Ondan sonra memleket istila olacak, değil mi? Dünya kaç trilyon yaşta? Sahken alın kendinizi. Yoksa evladım bilmem ne demeye bence gerek yok. İyi çocuk zaten kendine yuva yapar. Kötü de zaten dağıtır. Ne iyi yuvayı kötü çocuğa yapacaksın, ne iyiye. İyi zaten bulur, kötü zaten dağıtır. O yüzden sahken 3-5 günlük dünya hayatında paranız varsa kendinizi ödüllendirin. Büyüklerin tekrar ellerinden, küçüklerin gözlerinden. Ama burada bu havuz başında çok iyi halaylar çekilir. Çok güzel olur, halaylarla, türkülerle. Kalın, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.